Sayın Başkan, değerli vekiller, Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Kısa süre sonra tarihe karışacak AKP iktidarının 21. Saray rejiminin tozlu raflarda unutulacak 5. son bütçesini görüşüyoruz bugün. Yine şaşırtmadılar, 20 yıllık geleneklerini bozmadılar. Bizim acı reçete olduğunu bildiğimiz bu mahcubiyet belgesini halkımıza umut diye karşımıza getirdiler. Yaşamın her alanında yarattığınız çürümüşlük ve yozlaşma ortadayken milletimiz için adil bir bütçe hazırladık dediniz. Yetmedi, programlarla, desteklerle ve ödeneklerle toplumun tüm kesimlerine sahip çıktığınızı iddia ettiniz. Sizin yeni ekonomi modeli dediğiniz, bizimse yem bütçesi olarak kısalttığımız bu bütçenin Türkiye'nin 100. yılına yakıştığını savundunuz. Bakın, bu bütçede vatandaşına tuzak kuran, geleceğine ipotek koyan yemdir. Beşli çeteyi ve torpilli yandaşları doyurmak için 84 milyonun helal kazancını haramilere yem etmektir. Anlıyoruz, gider ayak fakir fukarayı ezip garip gurebayı horlarken garanti ödemelerle devletin kasasını boşaltmaya yem indisiniz. Geçmediğimiz köprülere, kullanmadığımız otoyollara, randevu alamadığımız hastanelere milyarları aktarırken asgari ücretliyi sefalet düzeniyle ezmeye yem indisiniz. Hayat pahalılığını azaltmak için bir yana emekçilerin sırtındaki vergi yükünü artırırken emekleri zorda bırakmaya yem inlisiniz. Gübre, mazot, girdi fiyatları tavan yaparken çiftçinin hakkını gasp etmeye yem inlisiniz. Müjde diye sunduğunuz yüksek faizli ticari kredilerle borç içindeki esnafı iflasa sürüklemeye yem inlisiniz. Kur korumalı mevduatla zengini zengin ederken insanca yaşamak istiyoruz diyen emekliyi açlığa terk etmeye yem inlisiniz. İsrafa rağmen tasarruf etmeyi düşünmediğiniz şatafat ve itibarınızla bütçe açığını büyütmeye yem inlisiniz. Velhasıl döviz kurunda önleyemediğiniz artışla, bitmeyen zamlarla, reva gördüğünüz düşük ücretlerle Türkiye'yi yoksullaştırmaya yem inlisiniz. Biz de 2023'te sarayın değil, halkın bütçesini inşa edeceğimize yemin ediyoruz buradan. İktidarın içinde bulunduğu ruh halini Şükrü Erbaş'ın şu dizelerinde anımsatmak isterim. Gücünüzü zeka, şiddetinizi ahlak, cehaletinizi büyüklük sanıyorsunuz. Evet, değerli vekiller, bu iktidar gerçekten bu dünyadan koptu, halktan uzaklaştı, ikbal ve geleceği düşünen dar bir kadroya esir oldu. Böylesi bir iktidarda doğruluk, bilgelik ve alçak gönüllülük beklemek olsa olsa hayalciliktir. Ki biz vicdanlı olmalarını zaten beklemiyoruz. Ancak kendilerine erdemler diyerek yola çıkanlar bu bütçeleri bizim için ibretlik bir bütçedir. Çünkü bütçeler yurttaşlar için nasıl bir gelecek taahhüt ettiklerini ortaya koyan siyasi manifestolardır. Bu bakımdan bütçelerin toplumsal hayatın her alanında var olan haksızlıkları daha da derinleştirmemesi, eşitsizlikleri keskinleştirmemesi, adaletsizlikleri gidermesi gerekir. Hakkınızı yemeyelim. Siz de 20 yıldır siyasetinizin ana eksenine insanı koydunuz ama biraz farklı. Siz insanı insanca yaşatabilmekten ziyade yaşamak için size mecbur kalan makbul insanları yarattınız. Lüks ve şatafatın bedelinde yoksulların sırtına yüklediniz. Yücelttiğiniz sürdürülebilir yoksullukla ölmeyecek kadar canlı ve yaşamayacak kadar ölü insanlar yarattınız. Bakın, Yaşar Kemal'in ölümsüz karakteri İnce Mehmet bugün 23 milyondan fazla yoksul emekçiye, emekliye, gence yaşlıya herkese ses oluyor. Duyun, zulüm ve zorba düzenine dayanamayan ırgat Mehmet'in isyanını. Kulak verin, kötülük, yolsuzluk, haksızlık ve insanın insana köle gibi kullanılması sürdüğüne göre biz hep yenilmişiz diyen çaresizlerin sesini. Evet, ancak siz duymazsınız ve görmezsiniz. Ama görüyoruz, biliyoruz ve diyoruz ki dayan milletim, dayan, direnecek çağdır. Az kaldı, yetti artık iktidar sermaye elinde oyuncak olduğumuz. Mecbur insanı değil, mutlu ve umutlu insanı yaşatmak için geliyoruz.
Andolsun insan onuruna yakışmayan bu yerleşik bozuk düzeni bitirmeye geliyoruz. Değerli vekiller, unutmayalım ki bütçe ve demokrasi doğru orantılıdır. Bir bağ vardır arasında. Oysa bugün her şeyi manipüle eden saray rejimi bu dengeyi kırmıştır. Bu rejimi oluşturan tek kişilik şahsım hükümeti ne diyordu? Faiz inerse enflasyon yükselir. Doğru mu? Değil. Işıl ışıl gözlerle parlak kağıtlara yazdığınız bu tanımın kapkaranlık sonuçları ortada. Fakirin, fukaranın ekmeğinden çalmanın adı ne zamandan beri? Enflasyonla mücadele oldu arkadaşlar. Ne zamandan beri? İşin aslında öyle olmadığını gayet iyi hepimiz biliyoruz. Ülkemizde 21. yüzyılın en büyük Merkez Bankası soygunu gerçekleşti. Faili belliydi, kayıp belliydi, yaklaşan kriz belliydi. Biz 128 milyar dolar nerede dediğimizde dolar kuru 7 lira 29 kuruştu. Siz sustunuz, bugün 18 lira 64 kuruş. Kime ne anlatıyorsunuz burada? Son iki senede Türk lirasının yaşadığı değer kaybıyla halkın sofrasından ayda 1180 adet ekmek çalındı. Bari şimdi susmayın. Refah üretmek yine sefalet üretiyorsunuz bu ülkede. İktidarın 20 yıldır sosyal devlet kendine yakın sermaye sahiplerine, cemaatlerin ve candaş vakıf yöneticilerin taşeron hayırseverliğine havale etti. Bu mu yüzyılın bütçesi? Evet. Tarancı diyor ki memleket isterim, ne zengin ne fakir, ne sen ne ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun diyor. Evet, biz de böyle bir memleket istiyoruz. Ama olan ne biliyor musunuz? Bu topraklarda zengin daha zengin oluyor, fakir daha fakir yaşıyor. Kış yoksulluğu mevsimi oldu, yokluk oldu, dert oldu. Ne olursa olsun biz Tarancı'nın dizelerindeki memleketi inşa edeceğiz. Ama görüyoruz ki bu bütçe bu memleketten vazgeçenlerin bütçesidir. Bu memleketten vazgeçenler bütçenin 6,5 milyarlık payını Cumhurbaşkanlığı harcamalarına ayırmıştır. Bu memleketten vazgeçenler kur korumalı mevduata 91 milyar lira ödeme yaparken bütçenin sadece 54 milyar lirasını çiftçimize ayırmıştır. Bu memleketten vazgeçenler bütçenin 46 milyar lirasını şehir hastanelerinin müteahhitlerine beslemek için ayırmıştır. Sözün özü, bu memleketten vazgeçenler bütçenin 53 milyar lirasını tercih edilmeyen otoyollara, geçilmeyen köprülere, kullanılmayan tünellere ayırdı. Bu memleketten vazgeçenler garanti ödemeleri iki buçuk kat artırdı. Evet, sözün özü, bu memleketten vazgeçenler halkı değil, beşli çeteleri memnun etmeyi tercih etti bugün. Şimdi siz söyleyin değerli arkadaşlar. Bu bütçeyi hangi yüzde halkın bütçesi diyeceğiz biz? Halk bunun neresinde? Ben göremiyorum. Bir yılda elektriğe %108 zam yaptınız. Bütçe hazırlarken yok saydığınız halkımız karanlıkta bugün. Gübrede yıllık zamlar %230'u buldu. Çiftçimizin mahsulü talan ve yalan oldu. Süt üreticilerimiz zararda, hayvanlarını sattılar, kesime yolladılar. Bugün bir kilo peynirin fiyatı bir kilo etten daha fazla. Ekmeğin fiyatı 5 liraya ulaştı. Ucuz ekmek kuyrukları doldu taştı. Evet, bir de şu meşhur çay simit hesabı var ya, hani simit 5 lira bugün, çay da 5 lira İstanbul'da baktığınızda, 4 kişilik bir ailenin 3 öğün bir çay bir simit hesabını yaptığınızda 3600 lira oluyor. Asgari ücretlimize 1900 lira kalıyor maaşında. Bununla faturayı mı ödeyecek, yol giderini mi karşılayacak, kira mı verecek? 3500 lira alan emekli nali ise vahim, zaten parası yetmiyor buna. Ayçiçek yağına, şekere, una, ete, süte zam yaparken takındığınız bonkör tavrınızı asgari ücrete belirlerken göremedik ne yazık ki. Göremedik çünkü siz o sırada Diyanet'e yoksulluk hutbeleri verdirmekle meşguldünüz. Vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik darboğaza çare bulmak yerine cuma hutbelerinde yoksulluk ve açlık imtihandır dedirttiniz. O da yetmedi, yoksulluk takdiri ilahidir, sabredin diye isyanı engellediniz. Şüphesiz ki hayatta her şey bir imtihan. Ama son model arabalara binen yöneticiler de bu imtihana tabi değil mi? 5-10 yerden maaşa bağlanan yandaşlar bu imtihana tabi değil mi? Geceleri dahi sönmeyen, ışıl ışıl saraylarda yaşayanlar bu imtihana tabi değil mi? Bu ülkede bir avuç insanın
şatafatı her geçen gün artarken neden hep yoksullara sınanan halk, yoksul olarak sınanan halkımıza pay düşüyor? Kolluk makam araçları şatafat sevdalarınız itibardan tasarrufa tabi değil. Gözleriniz kör olmuş. Ama aslında... Teşekkür ediyorum Sayın Gezden. Evet.